Merhaba, ben Savaş Yakar. Hayatımız proje yöneticisinin ilk kitabında yer alan bölümleri okumaya ve anlatmaya devam ediyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım bölüm proje sponsoru. Sponsor, proje için gerekli kaynakların, buna finans ve personeli dahil edebiliriz, teminini sağlayan kişi veya gruptur. Kurum içi sponsor, aynı zamanda projenin sözcülüğünü yaparak organizasyon içerisindeki desteğin sağlanması, projenin getireceği faydaların ortaya çıkartılmasından da sorumludur. Peki proje sponsoru neden önemlidir? Proje başlatma belgesinin oluşturulmasına destek verir, yayınlar ve projeyi resmi olarak başlatır. Projenin şirket içerisinde resmi olarak başlangıcının yapılmasında PMI proje başlatma belgesini esas olarak almaktadır. Bunun yayınlanmasını da sponsorun sorumluluğunda görmektedir. Proje yöneticisi ile düzenli olarak toplanarak proje zaman planı, kilometre taşları ve ilerlemeleri gözden geçirir. Sponsorlar projelere aktif olarak destek olmalıdırlar. Yönetim düzeyinde yapılacak kararlar ve bu konudaki proje zaman planına veya ilerlemeleri gözden geçirmelerine yönelik etkinliklerini düzenli olarak yapmalıdırlar. Proje yöneticisinin hedefleri tutturma, teslimatlara ulaşma ve değişikliklerin tüm etkilediği alanları takip edebilmesi konusunda sorumluluk verir. Proje yöneticileri kendilerine verilen sorumluluk kapsamında projeleri yönetirler. Bu noktada sponsorlar çok önemli bir role sahiptirler. Çünkü proje yöneticisine hedeflerini tutturmaları veya teslimatlara ulaşmaları ve değişikliklerin tüm etkilediği alanları takip edilmeleri konusunda sorumluluk verilmeli ve desteklenmelidirler. Proje sorumluluğunu paylaşır. Aslında projenin başarısı sponsor ve proje yöneticisinin bir bütün olarak üzerlerinde olan bir durumdur. Proje sorumluluğunu paylaşarak gerekli durumlarda müdahale eder ve proje yöneticisini destekler. Proje yöneticisini kontrolünü aşan durumlarda daha üst kademelere ulaşması için aracı olur. Proje sponsorunu proje yöneticisinin yöneticisi olarak konumladığımız takdirde proje yöneticisini aşan konularda sponsor devreye girmelidir. Daha üst kademelerde alınması gereken kararlar veya onaylar konusunda projenin takipçisi olmalıdır. Proje yöneticisi ve ekibi için kapsam ve zaman sapmalarına karşı destek verir. Proje yöneticileri sponsorlara kapsam, zaman ve hatta bütçe konusundaki sapmaları raporlarlar. Bu konudaki sapmalara karşı geliştirilecek önlemler ve alınacak aksiyonlar konusunda sponsorun destek vermesi gerekir. Proje toplantılarına katılarak desteğini gösterir. Özellikle sponsorların proje başlangıç toplantılarına katılarak bu projeye ne kadar desteklediklerini göstermeleri, daha sonra proje esnasında yürütülen gözden geçirme toplantılarında yer alarak projedeki desteklerini ve verdikleri önemi göstermeleri çok önemlidir. Proje gidişatını onaylar ve savunur. Proje yöneticisinin kendisine gönderdiği raporlarla gidişatı onaylamalıdır. Proje hedeflerinin stratejilerle uyumlu olduğunu teyit etmelidir ve bu gidişatın doğru olduğu konusunda daha üst seviyelerdeki yönetime savunmaları yapmalıdır. Politik, gerekli politik ortamı düzenler. Proje yöneticisi şirket kültüründe ve şirket içindeki politik ortamda ilerlemek zorundadırlar. Bu konuda yaşanacak olası çatışmalar veya projeyi desteklemeyen yaklaşımları sponsor müdahale ederek düzenlemeli, proje yöneticisine destek olmalıdır. Departmanların projeye kaynak vermesini sağlar. Sponsorlar, proje yöneticisinin ihtiyaç duyduğu departman kaynaklarını sağlama konusunda fonksiyonel yöneticilerle iletişime geçmek
gibi çeşitli yöntemlerle destek verirler ve projenin kaynak bulmasını sağlarlar. Proje kaynaklarının başka projelere çekilmesini engeller. Sponsor, projede yer alacak ekip üyelerinin ilgili departmanlardan sağlanmasını desteklerken aynı zamanda bu kaynakların önceliklerinin değiştirilmesi ve başka projelere kaydırılmaları konusunda da gerekli önlemleri almalıdır. Proje bütçesinin oluşturulmasını sağlar ve onaylar. Proje yöneticileri proje maliyetlerinden hareketle proje bütçelerini oluştururlar. Bu konuda sponsorlarına çıkarak onay almaya çalışırlar. Proje sponsorları onayladıkları bütçenin güvence altına alınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Kaynak bulmada destek olur. Proje yöneticileri kimi zaman şirket içinde kaynak bulmakta zorlanabilirler. Bu konuda şirket içi kaynak bulmada veya şirket dışından projeye destek verecek kaynakları bulmada sponsorların desteğine ihtiyaç duyarlar. Proje bütçesinin plana göre harcandığının kontrolünü yapar. Sponsor gelen raporlamada göre bütçe dahilinde yapılan harcamaları karşılaştırır ve bütçeden sapılmaması konusunda gerekli uyarılarını yapar, düzenlemeler yapılması talimatını verebilir. Proje yöneticisini şirkete duyurur ve yetkilendirir. Sponsorlar başlatma belgesi ile veya başlangıç toplantısında proje yöneticisinin atandığını duyurmalı. Bu konuda yetkilendirildiğini şirkete açıklamalıdırlar. Proje yöneticisinin arkasında durduğunu gösterir. Proje yöneticisinin proje ile ilgili aldığı belli kararlar veya uygulamalar noktasında sponsor destek verdiğini göstermelidir. Bu konuda proje yöneticisinin yakınında durmalı ve alınan kararlardaki desteğini, gücünü göstermelidir. Proje kapanış ve sonuçlarını şirkete duyurur. Proje tamamlandığında projenin planlanan ve gerçekleşen açısından hangi durumda olduğunu ve projenin hedeflenen amaçlara ulaşıp ulaşmadığını, çıkan sonuçları şirkete duyurmakla yükümlüdür. Proje yöneticisinin hızını kesen çatışma ve problemleri önler. Proje yöneticileri kendi seviyelerinde ve yetki alanlarında çözmeleri gereken çatışma ve problemleri çözmekle yükümlüdürler. Ne var ki bazen proje yöneticilerine aşan çatışma ve problemler gündeme gelir. Bu noktada çatışmayı veya problemi üst yönetime eskale ederek çözmeye çalışırlar. Sponsorlar bu konuda desteklerini göstermelidirler. Yönetimin üst kademelerine yönelik olarak projenin sözcülüğünü üstlenir ve projenin sağlayacağı faydaları açıklar. Sponsorlar projenin başında belirlenen ve hatta projenin onaylanmasını sağlayan faydaları üst yönetime açıklamakla yükümlüdürler. Proje ile ilgili üst yönetime yapılacak belli konulardaki açıklamaları yapmaktan sorumludurlar. Riskin çok yüksek olduğu durumlarda projeye devam edip etmemeye karar verir. Projeler ilerledikçe yeni riskler ortaya çıkabilir veya projenin başarısızlığına sebep olacak çeşitli gelişmeler olabilir. Eğer projenin hedeflenen faydaya veya istenen sonuçlara ulaşması konusunda çok ciddi problemler ortaya çıkar, riskler görülürse bu noktada projeyi durdurma veya iptal etme kararını almalıdırlar. Projenin kapanışının ardından proje teslimatlarının talep eden organizasyonun işletmesine sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlar. Projeler bir süreç geliştirme, bir ürün geliştirme gibi konularda olduğunda proje tamamlandıktan sonra ilgili operasyonel birimlere veya pazarlama departmanına aktarılmaları gerekir. Bunun sorumsuz bir şekilde aktarılması konusunda projenin yöneticisine gereken desteği vermekle yükümlüdürler. Ekibin başarısının farkında olduğunu gösterir. Proje yöneticilerinin
durum raporlarında proje başarısını ve hatta buna bağlı olarak ekibin başarısını göstermesi gerekir. Sponsorlar da ekibin başarısının farkında olduklarını yapacakları konuşmalar veya ödüllendirme ile göstermelidirler. Proje esnasında ve sonucunda çıkarılan dersleri değerlendirir. Proje yöneticilerinin proje esnasında yaşadıkları durumları veya olayları not almaları, projenin sonunda ise aldıkları dersleri proje kapanış raporlarına eklemeleri ve bunu paydaşlarla paylaşmaları gerekir. Sponsorların projelerden çıkarılan dersleri değerlendirmeleri ve gelecekteki projelerde aynı problemlerin yaşanmaması için gerekli önlemleri almaları çok önemlidir. Bugünkü konumuz proje sponsoruydu. Bunu da tamamladık. Bundan sonraki videomuz proje yöneticisi konusunda olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ben